Sevgili seyirciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Aksas Tersaneleri Komutanlığı açılışı ve deniz platformları teslim törenine katılacak. Detayları Haber Global Strateji ve Güvenlik Muhabiri Murat Karataş bize aktaracak. Murat, seni dinleyelim. Evet, donanma için aslında çok gurur verici bir gün bugün. Çünkü hem yeni sınıf bir denizaltı, Piri Reis, ki hemen arkada görünüyor sanıyorum. Piri Reis artık Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın envanterine giriyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim ediliyor. Hem de Deniz Kuvvetleri Komutanlığı İstanbul Tersanesi'nin dışında bir büyük tersaneye daha bugün itibariyle sahip oluyor. Çünkü Marmaris Aksaz'daki tersanenin de bugün aynı zamanda açılışı gerçekleştiriliyor. TCG Piri Reis S330 Borda numaralı denizaltımız söz konusu denizaltı ile birlikte bu denizaltı hizmete girecek. Bunun yanı sıra Hızır Reis denizaltısında bayrak çekme ve seyir deneyimleri olacak. Murat Reis denizaltısı ise havuz donatım faaliyetlerine başlayacak. Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılımıyla saat 16 itibariyle törenin başlaması bekleniyor. Bunun yanı sıra tabii az önce denizaltıları söyledim ama yakıt 2-3-4 akaryakıt gemileri de, ki söz konusu gemiler, seyir seferde olan gemilere akaryakıt taşıyan, onların seyir esnasında yakıt ihtiyacını karşılayan gemiler. Bunun yanı sıra 3000 tonluk bir denizaltı havuzu da hizmete alınacak ki dünyada sınıfının en büyüğü olarak kabul ediliyor. 3000 tonluk denizaltı havuzu. Bu arada şu an görüntülerdeki TCG Piri Reis ile ilgili S330 Borda numaralı Piri Reis ile ilgili biraz daha bilgi verelim. Türk donanmasındaki en gelişmiş denizaltılardan biri artık. Söz konusu tedarik projesi Haziran 2025'te başlamıştı. Savunma Sanayi İcra Komitesi kararıyla başlatılmıştı. Sınıfının ilk denizaltısı 2019'da havuza indirildi. Düşük sesli seyir yeteneğine sahip. Bu ne demek? Denizaltılar için en önemli şey seyir sırasında, yani satığın altında hareket ederken, orada seyrederken diğer gemilere sesini çıkarmamak, orada olduğunu belli etmemek. İşte kısaca özetleyebileceğimiz şekilde, dolayısıyla denizaltı ne kadar sessiz bir şekilde denizin altında hareket ederse düşman gemilerinin onu tespit etmesi de o kadar zor oluyor. İşte bu açıdan sessiz gemi olarak adlandırılıyor. Standart denizaltılardan, ki standart denizaltıların da bir kısmını belki sol tarafta görebiliriz. Onlar da Aksaz'da Deniz Üs Komutanlığı'nın açıklarında bu tören için yerlerini aldılar. 3 metre daha uzun Piri Reis. 67,6 metre uzunluğunda. Periskoplar hariç yüksekliği 13,1 metre. Su altı dalış durumunda deplasmanı 2013 ton. Satırta hızı 10 nattan biraz fazla. Dalış durumunda ise 20 nattan biraz daha fazla bir sürete sahip. Bu arada az önce görüntülerde gördüğünüz o Piri Reis'te 27 mürettebat görev yapacak. Tabii Mavi Vatan'a çok önemli bir güç çarpanı. Bu açıdan son derece önemli. Reis sınıfının diğer üyelerinden Hızır Reis denizaltısında bayrak çekme ve seyir deneyimlerine, Murat Reis denizaltısında ise havuz donatım faaliyetlerine başlanmış olacak. Yine dikkat çeken bir ayrıntı, o da şu elbette. Bu yıl itibariyle artık Piri Reis envantere giriyor. Ancak önümüzdeki yıl itibariyle sonraki denizaltının hizmete girmesi yine bekleniyor. En azından planlama bu yönde, ki şu ana kadar her şey bu planlamaya uygun bir şekilde devam ediyor. Piri Reis'ten sonra sıra Hızır Reis'e gelecek. Yani 2025 yılında Hızır Reis'in bize envantere girmesini bekliyor olacağız. Sonrasında ise diğer gemiler alacak. Torpidolardan söz edeceğim. Şimdi kameraman arkadaşım Murat'tan rica ediyorum, torpidolara doğru dönüyor. Roket sana ait torpidolar. Söz konusu torpidolar yerli ve milli olarak üretiliyor. Bu açıdan son derece önemli. Reis sınıfı denizaltılar 4'ü gemi savar füze ateşleme kabiliyetine sahip 8 adet 533 milimetrelik torpido kovanıyla silahlandırıldı, ki o torpido kovanlarını da şu an biz karada görebiliyoruz. Denizaltılarda Türk Savunma Sanayi tarafından milli imkanlarla geliştirilen Akya ağır torpido
kadrosuyla. Atmaca gemi savar füzesi de yine kullanılacak. Bu da son derece dikkat çeken bir detay. Bu arada tabii ister istemez gözümüz takılıyor. Hemen arkasında, Piri Reis'in hemen arkasında L-400 bordo numaralı TCG Anadolu var. Hem dünya basınında hem kamuoyunda, Türkiye kamuoyunda çok büyük sükse yapmış, dikkatleri üzerine çekmiş bir gemi. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz dönemde bu bölgede çok sayıda tatbikata da katıldı. Şu an benim bu noktadan görebildiğim kadarıyla üzerinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait hava araçları var, helikopterler var. Sea King olarak tabir edilen helikopterler, S-70 Sea King tipi helikopterler şu an TCG Anadolu'nun üzerinde konuşlanmış vaziyette. O da bu anlamlı günde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın, donanmanın bu anlamlı gününe eşlik etmek için TCG Anadolu'da burada. Evet, iki önemli anı aslında bugün tanıklık edeceğiz burada. Birincisi Aksaz'da artık bir tersanenin açılıyor olması. İkincisi de elbette hemen arkamızda görmüş olduğunuz Piri Reis'in hizmete alınması. Saat 16 itibariyle törenin başlaması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelişiyle birlikte ayrıntıları aktarmayı sürdüreceğiz Aksaz'da.